Yo no creo que ya pueda más con esta soledad. No. Estoy buscando tu amor, lo quiero tanto. No sé qué está pasando, dime dónde estarás. Estoy buscando tu amor, lo quiero tanto. No sé qué está pasando, dime dónde estarás. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Enséñate. Solo quiero un momento contigo, no te escondas más. Herkese merhabalar, ben Feyza, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün İspanya'nın çok güzel bir şehri olan Barcelona'dayım. Ve Barcelona vlogu başlıyor. Şu anda Barcelona stadına doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, stadına oraya geldik şu anda. Stadın çevresindeyiz. Evet, bazıları fotoğraf çekiliyor. Burada böyle bir tablo var. Herkes önüne geçip burada fotoğraf çekiliyor buranın. Nice. Evet, şu an stadın oraya doğru yürüyoruz ama içine giremeyeceğiz. İçeriye giriş 40 euro arkadaşlar. O yüzden sadece dışarıdan böyle inceleyeceğiz stadı. Evet, Messi'nin oynadığı stad ve birçok ünlü futbolcunun oynadığı yer. Stadın önünde fanlar tarafından birleştirilmiş bir panel var. Dışarıdan şekilde bazı ünlü futbolcuların heykeli de bulunuyor. Evet, burada da var. Evet, burada da ünlü bir futbolcu daha var. Stadın dışı bu şekilde arkadaşlar. İçini maalesef gösteremeyeceğim. Evet, şu anda stadı arkamızda bırakıyoruz ve Plaça de Espanya'ya gidiyoruz. Orası da ünlü bir meydan ama çok güzel bir meydan. Ben dün gece yürüdüm orada ve gerçekten çok güzeldi. Orayı da size göstermek istiyorum. Orada görüşürüz. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I... Şu anda Plaça de España meydanının oralardayız. Meydanı biraz gezeceğiz. Şöyle göstermiş olayım. Şu kenardaki bina çok güzel bu arada. Şurada önemli bir anıt var. Bu şekilde. Plaça de España'nın hemen ilerisinde çok güzel bir tane bir bina var. Açıkçası şu an ne olduğunu çözemedim onun. Oraya doğru yürüyoruz ama gerçekten çok güzel duruyor. Hemen göstereyim size. Evet, şu binanın oraya doğru yürüyoruz. Yakından da çekeceğim. Ne binasıymış göreceğiz. Şu ortada gördüğünüz yer aslında Sihirli Çeşme, bayağı ünlü. Magical Fountain olarak geçiyor. Fakat çeşme açık değil şu an. Hiçbir şey göremiyoruz. Yani şansımıza. Normalde renkli şovlar oluyormuş orada. Hadi bakalım, oraya doğru gidelim. Yakından çok daha güzel duruyor. Gerçekten. Ama herhalde merdivenlerin hepsini çıkmayacağım diye düşünüyorum. Şu kapının desenleri çok hoşuma gitti. Kenarları falan. Çok detaylı ve güzel. Burada da yürüyen merdiven olduğunu fark ettim. O yüzden yukarı çıkacağım hemen. Çünkü neden çıkmayayım?
çevresi vesaire. Buralarda bu şekilde oturabileceğiniz kafeler de var. Oldukça hoş. Evet arkadaşlar, biz buradan Kasaba Atlo'ya gidiyoruz. Çok ünlü bir bina orası burada. Böyle çiçekli falan, böyle sürekli Instagram'da da görüyordum ben. Oraya doğru yürüyoruz. Orada görüşürüz. Şu an Kasaba Atlo'ya geldik. Gerçekten çok güzel duruyor. Fakat internette daha çok resimleri, çiçekler falan da vardı. Pek çiçekleri gözükmüyor. Gerçekten mimarisi falan çok farklı ama. Çok hoş duruyor. Şu yanındaki bina da aynı şekilde çok hoş duruyor. Beğendim ya ben burayı. Eğer Barcelona yolunuz düşerse uğrayabilirsiniz. Buradan ayrılıyoruz ve Kutsal Aile Bazilikası'na gidiyoruz. Kutsal Aile Bazilikası'nda orada görüşürüz. Üzerinde giderken bir seher rastladık. Çok güzel duruyor. Gerçekten şu anda geldik ve o kadar iyi duruyor ki size anlatamam. ...1883 yılında Antoni Gaudi adında birisi bu bazilikayı yapmaya başlıyor. Fakat kendisi bir tramvay kazası sonucu vefat ediyor ve bazilika tamamlanamıyor ve hala tamamlanmamış. İnşaatı devam ediyor bazilikanın. Halk arasında da zaten inşaatı hani bitmeyen kilise olarak biliniyormuş ve şu anda da yardımseverlerin yardımlarıyla birlikte inşaatı devam ediyormuş. Daha detaylı göstereyim size. Evet, biz buradan Gotik Kuartır'a gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet, Gotik Kuartır bu çevre arkadaşlar. Böyle yürüyoruz, her yer Gotik mimari tarzında. Güzel. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past. Sokakta böyle güzel grafitiler de var. Dolu dolu. Sokaklar gerçekten çok güzel duruyor burada bu arada. Portekiz Hanım sattı bana biraz. Evet, bu şekilde her yerde grafitiler var. Buralarda da bu şekilde. Kuartırın içinde bu şekilde devam ediyoruz hala yürümeye. Ama gerçekten çok güzel. Ara sokaklar gerçekten çok güzel. Barcelona yolumuz düşerse kesinlikle buralara gelin arkadaşlar. Gotik Quarter'ı da gerimizde bırakıyoruz ve Barcelona'nın tabii ki de ünlü sahillerine gidiyoruz. Size sahilleri de göstereceğim hemen. Hadi bakalım. Şu an sahile geldik ve herkes voleybol oynuyor, çok güzel. Biraz daha yaklaşayım hemen. Evet, şu an şurada size göstermek istiyorum.
Suyu gerçekten çok temiz bu arada. Evet arkadaşlar, Barcelona vlogumun sonuna geldik. Eğer vlog beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.